Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri yönetmeliği sektörde ses getirmeye devam ediyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulundu. Üzerinde mutabakata varılamamış bir konu. 13 yıldır da yönetmeliksiz giden bir konu. Dolayısıyla çözümü hakikaten çok kolay değil. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin 22. Genel Kurulu'nda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili idare konuyla ilgili inisiyatif aldı. Ancak kimse memnun olmadı dedi. Devletin bakış açısı öncelikle ve öncelikle can, mal, çevre emniyeti. Maddiyat devletin bakış açısında ikinci, üçüncü planda. Buna kimsenin itirazı olamaz. Kimse bir itiraz edemez. Çünkü limanlar hepinizin. Deniz Ticaret Odası olarak üyeliğinin sorunlarına yönelik çözüm üretmenin görevleri olduğunu vurgulayan Başkan Tamer Kıran, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği'nde de çözümün en optimumunu, en uygununu bulmaya çalışacaklarının altını çizdi. Bizim şu anki yapmamız gereken düşüncemiz, bunun üzerinden en optimum nasıl bir formüle ulaşılabilir? Mümkün olduğunca, çünkü herkesin kabul edeceği, %100 kabulleneceği bir çözüm mümkün değil. Olmuyor. Yani öyle bir çözüm yok. Bunun üzerinden bir yönetmelik var şu anda elimizde. Bunun üzerinden ne kadar yapabiliriz, ne yapabiliriz, neyi başarabiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz. Konunun çözüme ulaşması için kısıtlı zaman olduğunu belirten Kıran, idarenin çözüm için kendilerine kapı açtığını da sözlerine ekledi. Bir sihirli formül yok. Teati, konuşma, istişare yoluyla en uygununu, en optimumunu bulmaya çalışacağız. Bulabilecek miyiz? Ben idarenin bu inisiyatifi göstermesiyle bir kapı açtığını düşünenlerdenim. Bilmiyorum, çok benimle aynı fikirde olmayanınız olabilir ama idare bence bu kapıyı açtı ve şu anda top bizde. Biz gidip bunun uygun olmadığını düşündüğümüz taraflarını kendileriyle paylaşacağız. Başkan Tamer Kıran önümüzdeki günlerde yönetmelikle ilgili çalışma yapacaklarını da söyledi. Bu 3-5 gün içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyisini bulmaya çalışacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Yapabilirsek zaten tarihe geçeriz de. Yani gücümüz, inancımız, sabrımız yerinde, çözeceğimiz, mümkün olduğu kadarını çözebileceğimizi umut ediyoruz.